Şimdi yapacağımız After Effects uygulamasında Null Object ile ilgili bir örnek yapacağız. Ama önce Null Object'te kullanacağım bir materyalim olacak. Chart, daha doğrusu diyagramı orada kullanacak şekilde dizayn edeceğim. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Bu chart'ın linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Önce çalışma alanımın boyutlarını değiştiriyorum. Nereden? Şuradaki artboard'dan. Şu anda 750 piksele 500 piksel gözüküyor. Bunu 1280'e 1920 yapıyorum. Pardon, 1920'ye 1080 olacaktı. Şu şekilde. Ardından şu arkadaki gri ekranı Direct Selection'la seçip siliyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Buradaki bir grup halinde bunu şu anda 700 piksele 410 gözüküyor. Şuradan hemen 800 piksele boyutlarını değiştiriyorum. Fakat arkadaki nesne bununla birlikte büyümedi. Şunu background'ı şuradan çöpe atayım. Şuradan object seçeyim. İkisini birden seçerek yine gruplayayım. Şuradan bin yaptığımızda güzel bir görüntü ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi bu görüntüyü birlikte editleyelim. Ne yapacağız? Önce içerikte yer alan metinleri azaltacağız. Sadece başlıklar kalsın istiyorum ben. Başlıkları bırakacağım. Onun dışındaki içerik metinlerini sileceğim. Bunun için yine Direct Selection'dan yararlanacağım. Şöyle içerik metinlerini tek tek Direct Selection'la hızlı bir şekilde siliyorum. Başlıkları da sırasıyla daha önceden belirlemiş olduğum başlıklarla değiştireceğim. Şöyle kullanıcı odak diyeceğim. İlk seçeneğim data 1 olacak. Ctrl V diyorum. Ve bunu seçtikten sonra şuraya kullanıcı odaklı. Aynı zamanda font size'ını da bunu şuradan 24 pt yapıyorum. Şuraya hizalıyorum. Kullanıcı odaklı. İkinci seçeneğim basit ve kolay olacak. Hemen database'e geliyorum. Basit ve kolay. Burada UX'te kullanılacak terimleri oluşturuyorum arkadaşlar. Daha önceden oluşturduğum bir dokümanın içerisinde yer alıyordu. Onu buraya alacağım. Sonra görsel hiyerarşi buradaki teksti 24 pt yapmamıştık. Hemen şuradan 24 pt yapıyorum. Aynı işlemi buna da yapıyorum. 24 pt ve hizalıyorum. Bunlar bir grubun içerisinde olduğu için selection tool'la değil de direct selection'la seçip düzenleme yapıyorum arkadaşlar. Data 3'e geldim. Data 3'ün özelliği erişilebilirlik olsun. Bunu da hemen 24 pt yapıyorum. Şu şekilde text box'ımı da boyutlandırıyorum. Diğeri test ve iyileştirme.
24BT. Şurada konumlansın. Şu 24BT mi? O da 24BT. Son datamız sürekli gelişim. O da sürekli gelişim olsun. Tabii siz isterseniz bu metinleri düzenlemeyebilirsiniz. Hatta burada metinleri silip After Effects'in içerisinde metin eklemeniz daha mantıklı olur. Sonuçta biz son kullanıcı değiliz arkadaşlar. Yaptığımız, ürettiğimiz her şey birilerine sunuluyor. Ve o birileri bunun olup olmayacağına karar veriyor. Dolayısıyla tekrar tekrar Illustrator dosyasına dönmeden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şuradaki Circle Diagram Infographic seçeneğini de burada siliyorum. Çünkü öbür tarafta bunu eklemiş olacağım. Şimdi geliyorum grubu çözmeye. Burada bulunan grubu Ctrl-Shift-G ile çözüyorum. Alttaki grubu, bakın şuradaki nesnem, bu bana bu şekilde tek bir nesne halinde lazım olacak. Hatta line'ları da silebilirim ama animasyon süremiz uzayabilir. Onun için şimdilik bu objekte odaklanalım. Geliyorum gruplara. Bu grupları, her birini var olan gruptan çıkaracağım. Bundan çıkarmak için ne yapıyorum? Grup seçilirken Ctrl-Shift-G yapıyorum. Ve gruptan çıkarmış oluyorum. Bakın her biri ayrı ayrı ne olmuş oluyor? Gruptan çıkmış oldu. Şimdi objeye geliyorum. Objeye geldikten sonra, object katmanına geldikten sonra Layers'ın sağ üst köşesinde yer alan hamburger menüye tıklayıp buradan Realize to Layer Sequence seçeneğine tıkladığımda artık bütün nesnelerim ayrı ayrı katman haline gelmiş olacak. Fakat bu katmanlar yine object katmanının içerisinde yer alıyor. Bu katmandan kurtarmamız lazım. Hemen ne yapıyorum? Her birini tek tek yukarıya doğru şu şekilde alıyorum. Object katmanının içerisinden bunları çıkarmış oluyorum. Şimdi object katmanını artık silebilirim. Bir saniye, object katmanı bir data gözükmemesine rağmen yanlışlıkla diğerini sildim herhalde. Evet. Layer 8 bizim background'ımız olacak. Buna hemen BG ismini veriyorum. Layer 7 bizim görsel hiyerarşi. Şu kullanıcı odaklıya gelmek istiyorum. Bunu da artık seçim aracıyla yapabilirim. Çünkü grupları ayırdım. Bu en üste gelsin. İsmi data 1 olsun. Bu ikinci seçeneğimiz galiba. Basit ve kolayı da üste alıyorum. Data 2. Nesnelerin oluşması için bunları ayrı ayrı katmanlara ayırıyorum ve daha kolay yönetmek için bunu yapıyorum. Data 3 olacak bu da. Değişilebilirlik data 4 olacak. Bu şekilde After Effects'in içerisine aldığımızda da katman katman yer almış olacak. Layer 3'ü Layer 2'nin üstüne taşıyıp buna data 5 diyorum. Layer 2'de son olarak data 6 olarak kaydedilecek. Artık bu dosyayı Ctrl-S ile kaydedip kapatabilirim. Ve After Effects'in içine alarak animasyona dökebilirim. Hemen onu da gerçekleştirelim. Dosyayı kapatalım. After Effects ne yapıyorum? Kullanacağım dosyamı buraya alıyorum. Dosyamın ismi After 7 videosunun içerisindeki chart AI'ydi. Bunu buraya alırken şu kısımdaki Composition Retain Layer Size seçeneğini seçip Open diyorum. Hem burada bir composition oluşmuş oluyor hem de bunun içinde yer alan materyalleri buraya eklemiş oluyoruz. Composition'ımızı aşağı doğru sürükleyip timeline üzerinde gözükmesini sağlıyorum. Ya da diğer bir seçeneğiniz şu. Şuradan chart 2'yi silelim. Chart'a iki kez tıklayıp ayrı ayrı katmanlar halinde burada gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bunu
After Effects ile animasyona dökeceğiz ve null objekti kullanacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.